Merhaba arkadaşlar. Bu haftanın konusu gördüğünüz gibi bu dersimizde paragraftan bahsedeceğim. Geçtiğimiz hafta sözcükte anlamdan birazcık bahsettik. Bir önceki hafta paragrafın anlatım teknikleri ve düşünceyi geliştirme yöntemlerinden bahsetmiştik. Burada da konumuz yarım kalmasın diye ve paragrafla ilgili bazen hafta içi sorular atıyorsunuz bana telefonlarınızdan. Orada takıldığınız bazı noktalar var. Çok sizi sıkmadan kısa kısa hemen değinip iki dersimizde paragrafla ilgili bazı ipuçlarını tekrar hatırlatacağım. Birkaç örnek vereceğim. Bu haftaki dersimizi bitireceğiz. Şimdi siz de çok iyi biliyorsunuz ki paragrafta bir düşünce var ve ben bu düşünceyi aktarmak istiyorum. Bu düşünce bir makale denemeden alınmış olabilir, hikaye masaldan alınmış olabilir. Yani dikkat etmenizi istediğim konu bir paragraf. Koca uzun bir metin, giriş, gelişme ve sonuç bölümlerinden oluşan uzun bir metinden bahsetmiyoruz. Bir alıntıdan bahsediyoruz. Şimdi burada bizim için önemli olan husus şu arkadaşlar. Nasıl okumaktan ziyade ne okuduğumuzu biliyor olmak önemli. Çünkü bazen öyle bir şekilde okuyoruz ki yani hani okuma noktasında da tabii ki ayrıca değinmek istediğim konular var ama bazen mesela paragraf bize bir çocuğun gelişim döneminden bahseder. Bunu örneklerle açıklar. Ben bunu okuyup sadece o okuduğum yazıyla ilgili değerlendirmelerde bulunarak doğru yola ulaşabilirim. Eğer paragrafın geneliyle ilgili hani altında yatan sebepleri veya kendimizle ilgili ama bu şekilde olsa daha doğru olmaz mıydı tarzı bir yorum yapmaya girersem soruda büyük ihtimalle yanlış yapacağım için beni hataya götürecek. Benim sizden dikkat etmenizi istediğim noktaların ilk başında bu geliyor. Şimdi dedik ki paragraf bir düşünceyi aktarmak amacıyla bir araya gelmiş cümleler topluluğudur dedim. Şimdi burada size paragraf sorulmasının sebebi nedir biliyor musunuz arkadaşlar? Neyi? Bakın buraya yazıyorum. Neyi nasıl okuyor? Birinci sorum. Yani size sınavda paragraf sorusu sormalarının sebepleri arasında neyi nasıl okuyor? Okuduğunu anlayabiliyor mu? Çünkü bizim için burada hani dikkat edilmesi gereken Türkçe dersi olunca arkadaşlar dikkat etmemiz gereken noktalardan bir tanesi bu. Okuduğunu anlayabiliyor mu? Bir de arkadaşlar ne kadar yorumlayabiliyor? Şimdi bunların hepsi 6. sınıftan beri yani sizinle tanıştığım günden beri size söylediğim kitap okuma. Evet, kitap okuma ile alakalı. Bu arada şuradaki mığmı ekim ayrı yer kalmadığı için birleşikmiş gibi gözükebilir. Ona dikkat edin arkadaşlar. Bu 3 soru benim karşıma sınavda soru olarak gelecek arkadaşlar. Neyi nasıl okuyorum? Okuduğunu anlayabiliyor muyum? Ve ne kadar yorum yapabiliyorum? Yorum istediği sorularda kesinlikle yorum yapacağız. Ama bana paragrafın kendisiyle ilgili soru sorulduğu zaman özellikle yorum yapmaktan kaçınacağım arkadaşlar. Bunu tekrar belirtiyorum. Şimdi bunu ölçmek amacıyla bu 3 tane soruyu ölçebilmek amacıyla bana sınavda paragraf sorusu gelecek dedim. Özellikle son yıllarda paragrafla ilgili soru sayısı çok artmaya başladı arkadaşlar. Bu yüzden paragrafı iyi analiz etmeyi bilmemiz gerekiyor. Ve paragrafla ilgili tekrar söylüyorum. Hala soru sayısı yeteri kadar çözmeyenler var aramızda. Soru sayısını arttırmamız gerektiğini söylüyorum. Biz paragrafı yapabiliyorsak yani neyi nasıl okuduğumuzu ve okuduğumuzdan bir anlam çıkartabildiğimizden eminsek ve yorum yapabiliyorsak paragrafla ilgili arkadaşlar hiçbir sorun yaşamayacağımızı düşünüyorum. Şimdi ben paragrafı 5 başlıkta inceleyeceğim dedim. Şöyle yazayım. Üstten başlayayım yazmaya. Yazdım gördüğünüz gibi. Şimdi bunları yazıp belirtmemin sebebi de şu arkadaşlar. Paragrafı ben 5 başlıkta inceleyecekmişim. Sorular bana demek ki bu 5 başlıkla ilgili gelecekmiş. Bu 5 başlıkta hata yapmıyor olmam lazım. Tabii bunun için de mesela diyelim ben paragrafta düşünceyi geliştirme yollarından soru çözeceğim. Oradaki düşünceyi geliştirme yolları neydi? Hemen aklıma getirmem lazım. Düşünceyi geliştirme yolları ile ilgili isimlerini teker teker hatırlayıp onları bilip o soru tarzlarını öğrenmiş bir şekilde sınava giriyor olmam lazım. Yani mesela bana işte yukarıdaki paragrafta aşağıdaki düşünceyi geliştirme yollarından hangileri kullanılmıştır diye bir soru geldiği zaman tanımlama, örnekleme, karşılaştırma,
Tanık gösterme ve alıntılama, sayısal verilerden yararlanma, somutlama, soyutlama ve benzetme. 8 tane düşünceyi geliştirme yolu olduğunu bilmiş olmam lazım. Yani bunlar aslına bakarsanız her ne kadar paragraf bize sadece okuyup okuduğumuzu yorumlayı anlayabilme veya nasıl okumakla ilgili olduğunu düşünsek bile az birazcık da arkadaşlar paragrafla ilgili bilgilere hakim olmamız gerektiğini bize gösteriyor. Bir önceki hafta zaten düşünceyi geliştirme yolları ve anlatım tekniklerinden bahsettim biz size. Şimdi burada anlatım tekniği biçimi dediğimiz şey de 4 taneydi zaten. Açıklayıcı anlatım, tartışmacı anlatım, betimleyici anlatım ve öyküleyici anlatımdı. Mesela bir paragrafta hem anlatım tekniğiyle beraber düşünceyi geliştirme yolunu da bana sorabilirdi. Yani öyküleyici anlatımda mesela benzetmeden faydalanabilirdim veya karşılaştırmadan faydalanabilirdim. Bunlar tamamen paragrafın anlattığı konuyla alakalıydı. Dediğim gibi ben bunların sınavda şurada soruyu sorma amacıyla size belirttiğim 3 tane soru, çünkü bize sınavda bunu ölçmek için, bu 3 soruyu ölçmek için soru gelecek dedim. Ve bu da Türkçe dersini gören bir öğrenci için bence gayet de yapılabilecek, işin içinden çıkarabilecek bir hani durum. Sizler zaten Türkçe dersi olarak genel baktığımız zaman sorularda hevesli bir gruptunuz, yani grupsunuz. Soruları çözerken gayet hevesli bir şekilde yaklaşıyorsunuz, ama bizim şimdi kendimizi eleştirme bazında düşünürsek arkadaşlar, kitap okuma noktasında maalesef her zaman sorun yaşıyorduk. Kitap okurken de size aslında öğretmeyi istediğim, yani kazandırmak istediğim neyi nasıl okuduğumuzu anlayabiliyor muyuz? Ne kadar yorumlayabiliyoruz? Bunlar, bu 3 kazanımı 3 yıldan beri vermeye çalışıyorduk arkadaşlar. Şimdi bizim için önemli olan nokta bundan sonra paragraf sorularında nasıl hareket edeceğimiz. Dediğim gibi anlatım teknikleri ve düşünceyi geliştirme yollarından zaten bahsettim. Geriye 3 şey kalıyor. Paragrafta konu, paragrafta yapı ve paragrafta yardımcı düşünceler diyoruz. Şimdi ben paragrafta konu ve ana düşünceye gelince bilmem gereken önemli noktalar var. Şimdi ben size şunu söylemek istiyorum arkadaşlar. Her zaman bir paragrafın, bir kitabın, bir metnin arkadaşlar üzerinde durduğu birden fazla konu olabilir. Bu mesela bu kavramlar ne olabilir? Bir durum, bir olay, sorun, duygu, düşünce, sezgi, yani herhangi bir şey ile ilgili olabilir. Yani benim paragrafın konusu dediğim şey her şey olabilir arkadaşlar. Mesela ben bir paragraf oluşturacağım. Bununla ilgili neler söyleyebilirim? İşte bir durum, bir olay, duygu, sezgi, bir eşya. Yani sıralayabilirim. Pek çok varlık arkadaşlar paragrafta benim için konu olabilir. Çünkü mesela ana düşünceyi ben size sorduğum zaman her zaman şunu diyorduk. Arkadaşlar bir metinin, bir paragrafın vermek istediği tek bir ana düşünce varken bir paragrafta birden fazla konu öğrenebilirsiniz. Şimdi ben paragrafta konuyu arkadaşlar hiç mi ayırt edemiyorum? Yani mesela soruda bana şu soruluyor. İşte yukarıdaki paragrafın konusu aşağıdakilerden hangisidir tarzı bir soru geldi. Ben bu paragrafın konu sorularını ayırt edemiyorsam kendime şu soruyu sormam lazım. Yazar paragrafta neyi anlatıyor? Paragrafta neyi anlatıyor? Şimdi ben bakın tek bir şey olmadığını zaten size söylemiştim. Paragrafta ne anlatıyor olabilir? Çiçeği anlatıyor olabilir, bahçeyi anlatıyor olabilir. Sanatçının mesela verdiği bir eseri çiçeğe, bahçeye benzetir. Bahçedeki çiçeği sulamaktan bahseder. Bu çiçeğin toprağını beslemekten bahseder. Bunlar tamamen benim konularımın içerisine girebilecek olan varlıklar arkadaşlar, nesneler. Şimdi ayırt edemiyorsam yazar ne anlatıyor diye sordum. Şunu da sorabilirim. Yazar neyden söz ediyor? Şöyle yanlış yazdım, düzelteyim. Yazar neyden söz ediyor? İşte bu iki soru arkadaşlar paragrafın konusunu bulamıyorsam bana yardımcı olacak iki tane soruydu. Paragrafın içerisinde en çok neyden söz ediliyorsa arkadaşlar paragrafın konusu o olabilir. Şimdi elimde bir kısa, çok kısa bir paragraf var. Az önce bir çiçek, sanatçı, bahçe dedim ya.
Onu size çok kısa bir söylemek istiyorum. Bir çiçek açtığı bahçeyle bir bütündür. Bunun gibi sanatçının ortaya koyduğu yapıt da oluşturduğu toplumdan ayrı düşünülemez. Şimdi ben size diyorum ki ben bir sanatçıyım, bir eser ortaya koydum ve bu oluşturduğum eseri toplumdan ayrı düşünemezsiniz. Sanatçı toplumdan yararlanır, çiçeğin bahçenin suyundan, toprağından beslendiği gibi. Sanatçının yapıtı da içinde bulunduğu toplumun sevinçlerinden, acılarından, bütün yaşantısından beslenir. Bu sanatta olağan bir durumdur. Şimdi okuduğum bu paragrafta arkadaşlar uzun yazmak isterdim. Hani vakit almak istemiyorum. Derslerimizi bu hafta birazcık konu konuşarak geçirmek istiyorum. Şimdi ben burada sanatçının verdiği eserin toplumdan soyutlanamayacağından bahsettim. Ve bu eser sanatçının çiçeği gibidir. Çiçek bir bahçenin suyundan nasıl beslenip büyürse sanatçının verdiği eser de toplumdan beslenip büyür dedim arkadaşlar. Şimdi soruyorum. Yazar paragrafta neyi anlatıyor? 1. Eserinden. 2. Neyden bahsediyor dedik ya. Eserin toplumdan ayrılamayacağından bahsediyor. 3. Eserler sanatçıların çiçekleri gibidir. Çiçekleridir dedim. Sonra yazdım. Dedim ki çiçekler bahçenin suyundan faydalanır, sanatta toplumdan faydalanmak olağandır dedim. Okuduğum paragrafta yazarın bahsettiği durumlar bunlar arkadaşlar. Sonra da ben bu paragrafın konusunu soruyorum diyelim ki. Ne dedim ben burada? Bir sürü şey paragrafa konu olabilir dedim. Eser bu paragrafın konusu olabilir. Eserden sonra toplum bu paragrafın konusu olabilir. Eserler sanatçıların nesidir arkadaşlar? Çiçekleridir. Eser toplumla beraber hani bir çiçek gibi büyüyebilir. Neden büyür peki eserler? Çünkü bahçenin suyundan faydalanır ve bu sanat için gayet olağandır. Eserler, toplum, çiçekler ve bu durumun yani eserin toplumdan faydalanma durumunu çiçeğe benzettiği için bahçenin suyundan faydalanan çiçek sanatta böyle bir şey olması gayet olağandır diyor. Mesela bir kitabın da birden fazla konusu olabilirdi arkadaşlar. Mesela en son okuduğumuz kitapları bir düşünün. Ben kitabın içerisinde haksızlık vardır demiştim. Veya işte herhangi bir kitap, illa ki en son okuduğumuz kitaptan bahsetmiyorum. Haksızlık olabilir, aşk olabilir, kavuşamama olabilir, bir kişinin diğerine sadakati olabilir. Birçok konu olabilir ama esas ana düşünce sadece eserin genelinden çıkarılabilecek olan tek bir yargıdır. Yani bana verilecek olan derstir eserle ilgili. Bundan bahsediyorum. Şimdi burada benim için şunu söylüyor olmam lazım. Arkadaşlar ben paragrafın konusundan bahsediyorum ama paragrafın konusunu bana en iyi ifade edebilecek olan şeylerden bir tanesi arkadaşlar. Kırmızı kalemlerle yazıyorum bakın başlık. Eğer bir paragrafın başlığı varsa soruda bu paragraf tarzı sorularda da olabilir. Hani şu şekilde veriyor ya bize paragraf sorusu. O metinlerin genelde başlığı olur arkadaşlar. Bir başlık varsa ben muhakkak o paragrafın konusuyla ilgili büyük ipucu yakalamışımdır. Çünkü paragrafın başlıklarında arkadaşlar konu bir ya da birkaç sözcükle ifade edilmiştir. Bu bana ipucu vermek içindir. Dolayısıyla ben bir paragrafın konusuyla ilgili sıkıntı yaşıyorsam ilk yapmam gereken şey o paragrafın başlığına bakmak. Mesela ben bu size okuduğum az önceki sanatçının eserinin toplumdan faydalanacağından bahsetmiştim. Eseri de çiçeğe benzetmiştim. Çünkü çiçekler bahçenin suyundan faydalanır demiştim. Ben eğer ki bu paragrafa bir başlık atacak olsaydım yani atmış olsaydım şunu diyebilirdim mesela sanat yapıtı ve toplum. Şimdi arkadaşlar gördünüz mü bize paragrafın konusunu nasıl verdi? Benim zaten bakın altını çizdiğim sözcüklerde sanat eseri ve toplum. Gördüğünüz gibi başlıklar gayet de paragrafın konusuyla ilgili bize ipucu verebilir. Şimdi bunların yanında arkadaşlar paragrafta konu ve ana düşünce dedim ama şuraya başlık atmamış. Ha, paragrafta konu diye belirtmişim zaten. Şimdi bir de benim paragrafta ana düşüncem vardı.
Bu ana düşünce gerçekten benim için paragraf sorularında en çok karşılaşabileceğim sorulardı. Ama konudan daha kolay olduğunu düşünüyorum. Neden? Çünkü ben konuda bakın diyorum tekrardan. Başlığından ipucu alabilirim ama bir paragrafta birden fazla konu olabilir gördüğünüz gibi. Ama paragrafta arkadaşlar ana düşünce tek bir tanedir. Ve bana paragraftaki ana düşünce yani şöyle söyleyebilirim. Paragrafın mesajı, iletmek istediği düşünce. Şunu hemen belirtelim. Gördüğünüz gibi paragrafın içerdiği mesaj düşünce ana düşüncedir dedim. Bir de şuraya tırnak içerisinde iki tane soru yazdım. Az önce şurada belirttiğim ben paragrafın konusunu bulamıyorsam, ayırt edemiyorsam bu iki soruyu da bulabilirim diye bir soru yazmıştım ya. Yazar paragrafta neyi anlatıyor veya yazar paragrafta neyden söz ediyor diye. Ana düşünceyi de arkadaşlar karıştırıyorsam eğer ki yazarın vermek istediği mesaj nedir? Yazar niçin anlatıyor diye iki tane sorum var arkadaşlar. Dediğim gibi konuyu ayırt edemiyorsak bu iki soruyu sorup paragrafı öyle bulabilirdik. Paragrafı da ayırt edemiyorsak eğer ki burada size belirttiğim iki tane soruyu sorup ayırt edebiliyoruz arkadaşlar. Sonra ben dedim ki az önce şurada konusundan bahsettiğim paragraf vardı ya bilerek uzun uzadıya yazmak istemedim dedim. Çünkü zaten hani uzun bir konudan bahsediyoruz. Demiştim ki bir sanatçı eserinde toplumundan bağımsız olamaz. Çünkü çiçek açtığı bahçeyle bir bütündür. Sanatçının ortaya koyduğu yapıt da oluşturduğu toplumla bir bütündür. Çiçek nasıl bahçenin suyundan, toprağından beslenirse sanatçının eseri de gayet yaşadığı toplumdan beslenebilir. Bu sanat için oldukça doğal bir durumdur dedim. Şimdi bu paragrafın konusunu sanat eseri, sanat yapıtı ve toplum diye belirttim ya. Ben burada bu paragrafın ana düşüncesi nedir diye sorduğumda arkadaşlar şunu söyleyebilirim. Şöyle kalemimi değiştireyim. Şuraya yazacağım arkadaşlar. Bu paragrafın ana düşüncesi şudur diyeceğim. Şöyle ok çıkartıyorum. Sanat eseri sanatçının içinde bulunduğu toplumdan bağımsız değildir. Soru sordum. Yazarın vermek istediği mesaj nedir? Yazar bu paragrafta sanat eserinin sanatçının içinde bulunduğu toplumdan bağımsız olmadığını söyler. Tekrar söylüyorum. Bir metinin veya bir paragrafın bir tane ana düşüncesi vardır. Ama birden fazla şey o paragrafın veya metnin konusu olabilir arkadaşlar. Sizlerden ricam bu konuda kendinize sınırsız güvenin. Çünkü gerçekten paragraf sorularında oldukça dikkatli bir grupsunuz. Gerçekten çok güzel soruları çok kısa zamanlarda çözüyorsunuz. Bunlar sizin için inanılmaz büyük avantaj arkadaşlar. Kesinlikle size burada hani moral vermek, motivasyon etmek tabii ki bunlar da bizim görevimiz ama ben bunu kesinlikle moral olsun diye söylemiyorum. Gerçekten çok uzun soruları, uzun paragraf sorularını çok kısa sürelerde çözebilen arkadaşlarımız var aramızda. Ben diyorum ki sadece yapamayanlar neden yapamıyoruz diye sorarsalar kendilerine. Burada belirtilen noktalara dikkat edilmediği için arkadaşlar. Şimdi ben önceki derslerimde paragrafta anlatım teknikleri ve düşünceyi geliştirme yollarından bahsettiğimi söylemiştim. Bu dersimizde de paragrafta konu ve ana düşünceden bahsettik. Hemen bir sonraki dersimizde paragrafta yapı ve paragrafta yardımcı düşünceleri işleyip paragrafı incelemesini bitireceğiz arkadaşlar. Bol bol paragraf soruları ve sözel mantık soruları çözmenizi tekrardan hatırlatıyorum. Kendinize çok iyi bakın.